Kendini Harbiye'de sandın. Harikasın. Oh, çok güzel okumuşsunuz. Hocam çal ya Latin versiyonu bir. Latin dedik. Giriyorum nakaratı. La, çal. Gireceğim. Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp acım bir balık gibi ağlara dolanıp pişman da olsan kapımda yatsan tarih bile yazsan kimin umurunda oley. Harika. Yediremiyorum kendime playback yapmayı da o yüzden bir ispat edeyim kendimi dedim. Süper. Bütün yani süper. Mecbur bazen playback işlere gidiyoruz. Normal 2 saat sahne yapıyorum. Sesim hiçbir şey olmuyor, kısılmıyor. Playback konserlerde eve geliyorum, sesim kısık. Bastıra bastıra üstüne çünkü duyuracağım kendimi söylüyorum. Of. Ses gidiyor. Farkındaysanız demin de playback yaparken anıra anıra söyledim. Sürüne sürüne. İrem, 90'larda ne var? Pişman oldunuz beni çağırmaya. 90'larda ne var? Niye bu 90'lar tekrar niye döndü? Özlem? Evet ve niye yeni şarkılarda bu, bence bir sözlerinde bu ruh çıkmıyor tekrar? Yani nasıl çıksın? Allah aşkına benim dijital yaptığım çağdayız. Şarkıya da bak. Ben tek siz hepiniz aynaya baktı mı hiçbiriniz? Yani 90'larda ne var biliyor musun abi? Cep telefonu bile yok. Hmm. Mesela bir ünlü olarak şu an yaşadığım hayat. Bir yere gidiyorum. Yani yanıma gelip fotoğraf çektirmek dünyanın en tatlı şeyi. Sabaha kadar otururum çektiririm fotoğraf. Fakat karşıdan açıyor abla kamerayı başlıyor çekmeye. Gidiyorum yanına diyorum ki abla diyorum yani istersen beraber çekinelim. O yaptığın şey Google'da var zaten. Yan masadan öbürü koyuyor telefonu görmüyorum sanki. Ses kaydı yapıyor. Aa. Yani ne 90'larda ünlü olsaydın böyle mi olacaktı? En fazla imzalı fotoğraf isteyeceklerdi. Ya da cebinden o 36'lık Fujifilm makine bir şey çıkartacaktı. Fotoğraf çekinecekti yani. Bilmiyorum ya. Hani o kadar mesela harcıyorsun para, emek, vakit. Bir sürü insanın eli var burada. Kaç kişinin? Çıkıyor bir tane alakasız, eğitimsiz yazıyor. Olmamış. Vallahi. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben geri çekeyim bunu piyasadan o zaman. Abi işte dediğim gibi ruh var, sevgi var. 90'larda sözler niye çıkmış şimdi? Aşklar da daha uzun. Yani ne bileyim diziler bile daha dokunaklı. Yani şimdi bir Süper Baba bir daha çekilir mi? İmkansız. Perihan abla çekilir mi? İmkansız. Bizimkiler. Bizimkiler. İmkansız. Babacığım kapıcı kapıcı. Gerçekten çekilmez. Ama bir şey soracağım. Bu eleştirilere eskiden daha böyle kırılgan, daha alınıyordunuz. Şimdi bir dönüşüm oldu. Her şeye böyle cevap veriyorsunuz ve çok olgunlukla. Ne oldu? Ölümden döndüm. Ne olacak? Çok geçmiş olsun. Onların gazete arada yazdı falan. Hatta onları gazete derken beraber çalışıyoruz. Öyle mi? Siz hepiniz aynısınız. Geçmiş olsun bu arada çok. Geçti ya, geçti ayol 2 sene oldu. Baksana besilendim. Kurban Bayramı'na hazırlıyorum kendimi. Evet. Adam pişman beni çağırdığına. Bu arada çok yok hiç pişman olma. Ben seni çok seviyorum. Bir kere şu zamanda arıyoruz dobra dürüst. Arayın buluşun. Ya aynen öyle. Zor buluyoruz. Bulduğumuzu da değerlendiriyoruz. Aynen. O yüzden içi dışı bir çok zor bu dönemde. Ne arıyorsun? Bu enerji de çok güzel. Ya şey diyorlar bir de sektörün delisi diyorlar da ben hiç deli olarak değil, hiperaktif olarak sektörün görüyorum. Sektörün en aklı selim insanı benim arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ben neysem oyum 7 yıldır. Öylesiniz. Ben hiçbir şeyimi değiştirmedim. Hiçbir şeyimi gizlemedim. O yüzden sürekli milletin ağzına sakızım. Ben herkesi en yakın arkadaşım gibi gördüğüm için neyin yani her şeyimi biliyorsunuz. Gerçekten her şeyimi biliyorsunuz öyle yani. O yüzden benden bugüne kadar kime zarar geldi? Ben bugüne kadar kimle polemiğe girdim? Benim tek zararım hep kendime oldu. Evet. 40 kilolara düşürdüm, ölümlerden döndüm kendimi. Hep kendime yaptım ben yani. Onu nasıl yaptın? Niye yaptın? İsteyerek mi oldu? İsteyerek başladım kilo vermeye. Fakat sonra çekirdek işlemek gibi bir şeymiş bu. Önünü alamadım. Çok yoğun bir dönemdi. Zaten böyle İnanılmaz bir popülerlik, inanılmaz bir başarı ve tabii ki ekmek parası olarak görüldüğü için her yerden İrem Derici o dönemde
Ben de ekmek parası kazanıp kazandırmak durumundayım. 35 kişilik ekibim var. Bir yandan her gün, hatta günde 2-3 konser yapıyorum. Bir yandan televizyon programı çekiyorum. Bir yandan reklam filmi, bir yandan jürilik, bir yandan başka bir şey. Ve ben, görüyorsunuz, bu benim 3 saat uyumuş halim. Ve şu an Şeyda Coşkun'la ağır bir diyet yapıyorum. Sadece sabah 5 kiraz falan yedim. O yüzden çeneme vurdu açlık. Bugün kiraz detoksu mu? Öğlen lahmacun var ama. Aa, güzel. Sabah kiraz, öğlen lahmacun, akşam yine kiraz. Lahmacun dediğime bakma. Şuka. Kıldan ince. Peki yemeği mi çok seviyorsun? Yemeği çok seviyorum. Metabolizm kim sevmiyor ki? Yani zaten sırf anoreksiye değil, hastaneden taburcu olduktan sonra da 80 kiloya küsür yaklaştım. Ben de genel olarak bir yeme bozukluğu varmış. Ya ne bulursam yiyorum ya hiçbir şey yemiyorum. Yani zaten borderline teşhisi konuldu kişilik testi yapıldıktan sonra. Testin sonucunu beklerken ben doğru söyleyin, kişiliksizliğinden. yani önünü alamadım işte. Ya herkes uyarmaya başladı. İrem bak çok korkunç bir duruma gelmeye başladığını. Yani su şişesi açamıyordum, kapıyı açamıyordum, anahtarı döndüremiyordum. O derece ama o kadar enerjim ki o dönemde. Herkese diyorum ki tutun ağzınızı, kendi kalçanızı küçültemediniz. Bütün işiniz gücünüz benle, rahat bırakın. Ama bilinçli bilinçsiz olduğum için bir yandan Google'dan anoreksiya belirtileri. 50 belirti varsa 49'u var bende. Hala diyorum ki bir tanesi yok, demek ki anoreksiya değilim. Popülariteyle alakası var mı o dünyanın içine girmekle o dönemde? Çünkü yo, zirvedeydiniz o dönemde. Yok, zirvede olduğum dönemlerde hiç öyle bir tavra girmedim, kilo vereyim falan diye. Bu kalbim tek sahibine döneminde falan. Niye bilmiyorum yani, kurcalamıyorum. Niye kanser oldu bu adam diye soruyor muyuz? Yok, o ayrı. Ya da neden grip oldun sen diye sorguluyor muyuz? Bu daha beter, psikolojik bir hastalık olması çok daha kötü. Ama bizim halkımız ne yapıyor ya da basın ne yapıyor? Ayıplıyor. Ya da psikolojik tedavi gördüm, hala da görüyorum, ilaç da kullanıyorum. Bu utanılacak bir şey değil bu. Manyak bir sektörün içerisindeyiz yani. Bunu yapmak zorundayım. Yoksa ya kendimi parçalarım ya konu komşumu parçalarım yani. Ya ben bir peçete alayım ne olur ya. Geliyordur, getiriyor. Beni kalbimden vuranlar var ya. Oh. Peki o farkındalık, hayata bakış falan hastalıktan sonra değişti. Ama böyle çok da tatlı, humanist oldunuz. Yani size biri aynen mesela ya, bir laf atsa çok güzel cevap veriyorsunuz. Kimden, kavgadan kim hayır görmüş Allah aşkına yani. Buna harcayacak vaktim yok benim. Bakın bir hastane başka hastaneye beni yolladı. Elimizde kalacak, bulamıyoruz, teşhis edemiyoruz diye. 30 gün boyunca o hastanede yattım, halüsinasyonlar gördüm. Hastaneden çıktıktan sonra 20 gün daha ateşim düşmedi. Kalçamdan sırtıma kadar açık yatak yarasıyla... Taburcu olduktan 3 gün sonra Berkay'ın sahnesine çıktım Harbiye'ye. Yani orada yattığım her gün ben bir daha topuklu giyebilecek miyim? Ben bir daha şarkı söyleyebilecek miyim? Ben bir daha yürüyebilecek miyim? Yatalağım çünkü orada. O sahneye çıktım. Giydim mayomu, çektim çizmemi. Titreye titreye sahne arkasında ama bilmiyorum başıma ne gelecek. Çıktım, indim. O günden sonra dedim ki hiçbir şeyin seni üzmesine izin vermeyeceksin. Hiçbir şekilde kendini kalıplara sokmayacaksın. Gerekiyorsa 500 kilo ol. Ama lütfen şu yaşından itibaren en azından hayatının kıymetini bil. Kötü bir şey yani. Evet. Ben ki yaşamaya aşığım yani. Çok evet, neşe dolusun. Bir de değerli izleyiciler belki bilmiyordur ama gerçekten biz şimdi gülüyoruz ama İrem yüzünden gülüyoruz. Bu kadar deli dolu olduğu için gerçekten çok zor günler geçirdi o dönemde. Çok ama zor günler değil, zor aylar. Yani. Gülmezsem ne yapacağım yani? Bakmayın güldüğüme ama evet, yani şimdi mesela o dönem köşe yazarlarının falan şöyle şöyle yapıyordu, günde iki domates yiyordu falan diye yazmaları da çok yanlıştı. Çünkü bütün genç kızlarda bir kilo verme takıntısı illa var. Var. Ya İrem Derici diyeti ya, öyle bir şey aranıyor Google'da. Yani ölüyordum. Bak, neden çok güzel ki bir şey söylüyorsun şu anda, bence izleyenlere de direkt söyle. Kimse böyle bir şeye yani girmesin, denemesin değil mi? Biraz dikkat edin. Ben o dönemki fotoğraflarıma şu an bakamıyorum. İçim acıyor, içim kan ağlıyor. Ben taburcu olduktan sonra ilk su şişesinin kapağını açtığımda mutluluktan ağladım. Yani hiçbir şey kimsenin canından hani önemli değil. Zaten dünya trendinde görüyorsunuz şu an. Değişiyor. Evet. Balık et. Kylie Jenner'lar, Kendall'lar, Kim Kardashian'lar, Rihanna'lar, Beyoncé'ler. Bir dirhem et bin ayıp örter. Kendall da zaten benim müstakbel eşim Asap'in eski sevgilisi. Yeni enişte. Yani hiç böyle hastalıklara hiç gerek yok yani. Yok. Ya ben şimdi mesela
biraz yuvarlak hatlara sahip oldum. Artık 36-38 beden oldum. 32 bedeni küçülttürüyordum. Ben en son çocuk mağazasına alışveriş yaptım. Yani o kadar rezalet bir durumdaydım. Yemin ediyorum o dönemler hiç Instagram'da yorum yapmazdı hani erkekler. Şimdi mesela çok güzel olmuşsunuz İrem Hanım. İşte böyle kadının yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı bir tanesi öbürünü etiketliyor. Bak diyor yengen falan. Bütün bakış değişti yani. Kimle konuşsam çok yakın erkek arkadaşlarımla da konuştuğumda diyorlar ki birazcık kıvrım. Sahnede de giydiğini gösterecek kendini falan filan. İyi dedim ben de kıvrıldım. Ya böyle çok iyisiniz. Sağ olun efendim.